Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Spor Bakanlığı bütçesi hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öte yandan bizi izleyen televizyonları başında Büyük Türk milletine de saygılarımı sunuyorum. Bugün Türk sporunun geldiği nokta hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Ancak sadece eleştiri değil, eleştirilerimizden sonra da neler yapabileceğimizi de anlatacağız. Konuşmamı 3 ana başlıkta topladım. Birincisi 14 yılda Türk sporunun geldiği nokta. İkincisi bu duruma gelirken bazı örnekler vereceğim. Bu örnekleri de hepimiz biliyoruz. Üçüncü olarak da son olarak da Türk sporu ve Türk gençliği için neler yapabileceğimiz noktasında bazı tavsiyelerimiz ve önerilerimiz olacak. Buraya her gelen AKP'li milletvekili arkadaşlarımız 2012 ile 2015 arasını anlatıyorlar. Tabii ki AKP'nin de yapmış olduğu çok iyi şeyler var. Bunları anlatmakta da haklısınız. Ancak eleştiri yapılırken de her şeyin doğru olmadığı, eleştiri yapılırken de bu eleştirileri görüp önlemleri de almamız gerekiyor. Şimdi ben biraz sizlere 2002 ile 2015 arasında Türk sporunun nereden nereye geldiği hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Galatasaray 2000 senesinde, 2002'den önce oluyor bu, 2000 senesi, UEFA kupasını aldı. Ardından Süper Kupa'yı aldı. 2002 yılında milli takımımız dünya üçüncüsü oldu. Japonya'da ve Kore'de yapılan Dünya Kupası'nda. Peki 2002 yılında milli takımımız dünya üçüncüsü olmuş da 2015 yılında milli takımımızın dünyadaki sıralaması, futboldaki sıralaması 53. arkadaşlar. Bu sene kazandığımız bir iki maçtan sonra biraz sıralama geldi ama 2015 yılında 53. sıradaydı. Hatırlarsınız bizim 12 tane dev adamımız vardı 2002'den önce. Şarkılar bestelenirdi kendilerine. Hu ha dev adam diye. Onları gören var mı aranızda acaba bu 10 yıldır? Milli takımımız vardı bizim. Filenin sultanları. Sayın Sancaklı buyurun. Filenin sultanları vardı. Dünya ikincisi olsak da o atmosfer kayboldu. Ben biraz sporun ruhunu anlatmak istiyorum. Her şey tesislerle, inşaatlarla olmuyor. Biraz sporun ruhundan bahsedeceğim. Sonra da kendi fikirlerimi söyleyeceğim, önerilerimi. Filenin sultanları vardı. Peşlerinden gidiyorduk. Maçlarını zor bekliyorduk. Filenin sultanların atmosferi de bitti. Çeşitli spor dallarında dünya ve olimpiyat şampiyonlarımız vardı bizim. Bir tanesi de kardeşimiz. AKP'den milletvekili Hamza Yarlıkaya gibi. Haldun Alagaçlar gibi. Hiç öyle bir atmosfer var mı? Peşinden gittiğimiz, takip ettiğimiz kimse kaldı mı? Türkiye AKP döneminde tarihinin, dünya tarihinden büyük doping skandallarıyla karşılaştı. Ve dünyaya rezil etti bizi. 2012 Londra Olimpiyatlarında Aslı diye bir kızımız vardı, şampiyon oldu. Dopingten madalyasını aldılar, ikinci olana birinciliği verdiler. Bugün haberlerde seyrettik, kızımızın adı da Gamze Bulut, o da dopingli çıkmış. Artık doping Türkiye'de tur bindirmeye başlamış. Daha sonra Uluslararası Atletizm Federasyonu'nda bugünkü kızımız hariç 32 tane dopingten ceza almış atletimiz var. Bu dünya tarihinde hiçbir ülkede olmamış bir olaydır. Sonra ne yaptık biz? Gittik Afrika'dan atletler transfer ettik, Türk vatandaşı yaptık ve yarıştırdık bunları. İşte sporun ruhundan bahsedeceğim derken Sayın Bakan, Afrika'dan atletler getirildiğinde Türk milli takımı adı altında yarıştırılırken 78 milyon Türkiye'de bulunan sporcunun, binlerce bulunan, on binlerce bulunan atletin yüreği sızladı o zaman. Yurt dışından birileri getirtildi, Türk forması giydirildi ama bizim çocuklarımız televizyondan izledi onları. Varsın şampiyon olmasınlar ama Türkler Türk milli takımı formasını giymesi gerekiyor. 2002-2015 yılları arasında ciddi manada sporcu ölümleri arttı. Sporda şiddet tavan yaptı. Daha birkaç ay önce Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı ve Fenerbahçeli oyuncular ve kafilede bulunan yöneticiler ölümden kıl payı kurtuldu. Ben unutmuş olabilirim.
Acaba bu failler yakalandı mı? Bu olay aydınlandı mı? Kamuoyuyla paylaşıldı mı arkadaşlar? Ben böyle bir şey duymadım. O failleri bir an önce bulun ve açıklayın. Bu bir terör olayı mıdır? Bir taraftar olayı mıdır? Ya da başka bir şey midir? Provokasyon mudur? Koca Türkiye Cumhuriyeti ormandan ateş edilen küçücük bir bölgeden adamlar kaçıyor gidiyor ve bulunamıyor. Lütfen bunu bir an önce bulun. Tabii yine çok övündüğünüz 2002-2015 yılları arasında ismi seçim olan ancak siyasi iradeyle gelen Türk Futbol Federasyonu seçimleri var. 2002'den beri gelen Futbol Federasyonu başkanlarının şöyle bir özgeçmişine bakın, futbol geçmişlerine, ehliyetlerine bakın, ne bildiklerine bakın, futbol geçmişlerine bakın. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımızı göreceksiniz. Peki Futbol Federasyonu başkanını öyle seçelim. Son 15 yıldır Futbol Federasyonu'nun yönetim kurullarına ortalama tahmin ediyorum bir 20'şer kişi var bir yönetim kurulunda. Acaba aralarında kaç tane milli sporcu var? Aralarında kaç tane milli futbolcu var? Peki bu kadar bilmez adamın, ehil olmayan adamın Türk futbolunu getirdiği nokta şu anda bu durumda arkadaşlar. Tabii biraz da seçim bölgem Kocaeli'nden bahsedeceğim. Kocaeli'de spor şehriydi Kocaeli biliyorsunuz. 2002 ile 2015 arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iktidar partisinin 12 tane ilçesi var, hepsi iktidar partisinin. 7 tane milletvekili var. Her dönemde bakanı var. Ve tek başına iktidar. Kocaeli hepinizin bildiği gibi benim de daha önce onurla oynadığım, gururla formasını taşıdığım, gol kralı olduğum Kocaeli Spor vardı. Kocaeli Spor şu anda bölgesel amatör ligde bal liginde oynuyor arkadaşlar. 2002'den önce gene ben oradaydım. Nasaş erkek basket takımı vardı. Birincilikte mücadele ediyordu. Brisa bayan basketbol takımı aynı şekilde birincilikteydi. Seka Kağıtspor bayan voleybol takımı o da birincilikteydi. Kocaeli bisiklet takımı Türkiye'nin en başarılı takımlarından birisiydi. Hepinizin bildiği Kırkpınar güreşleri Edirne'de yapılıyor. Çok uzun yıllar baş pehlivanlar hep Kocaeli'nden çıktı. İşte hatırlarız Ahmet Taşçılar, Sezginler, Eyüp Ünlüler. Sayın Bakan, bu saydığım takımlar ve bu sporcular nerede şimdi? Bunların yerine neden başkaları yetişmedi? Çok övündüğünüz 2002-2015 arasındaki yıllarda Kocaeli Spor'un ve Kocaeli'ndeki sporun bulunduğu durum şu. Bugün Google'a yazın. Deyin ki aynen şu şekilde. Dünyada iki denizi olan, gölü olan ve dağı olan şehir hangisidir? Dünyada, Türkiye'de değil. Kocaeli çıkıyor. Yani hem iklim şartları hem doğa şartlarından hem olimpiyatlar yapabilirsiniz. Hem yaz olimpiyatları hem kış olimpiyatları ve her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Ama bu zihniyet, bu arkadaşlarımızın bu zihniyeti o bölgedeki maalesef buna müsaade etmedi. Tabii biraz da bu atamaları ve bu bakan seçilirken ki uygulamaları da biraz eleştireceğim. Sayın Bakan sakın üstünüze alınmayın. Şahsınızla ilgili en ufak bir eksi bir yönünüz yok. Bilakis de çok başarılı bir bürokrat olduğunuzu da biliyorum. Dedenizin de burada meclis başkanlığı yaptığını biliyorum. Amcanızın da çok değerli bir bürokrat olduğunu biliyorum. Ama bundan önceki spor bakanı, bir önceki spor bakanı Suat Kılıç Bey. Suat Kılıç Bey görevi çok başarılı bir meclis muhabiriydi. Spor bakanı yapıldı. Daha sonraki bakan, şimdiki sayın bakanımız Çağatay Bey de bürokrasiden gelen Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne kadar yükselmiş değerli bir bürokrat. Ama işte işin içinde spor girdiği zaman, spor konuştuğumuz zaman bunların hepsi geri planda kalıyor arkadaşlar. Tabii bir de Türk futbolu ile ilgili bir iki bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlarımdan bir üçer dakika istedim ama kimse tabii şey yapamadı, vakit bulamadı bana vermek için. Türk Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören Bey var. Bir de Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüştü abi. İkisi Türk futbolunu yönetiyor. Yıldırım Bey Beşiktaş Kulübü'nü 16 milyon borçla alıp 325 milyon dolar borçla bırakan Beşiktaş Kulübü'nü iflas noktasına getiren bir başkan. Kulübü bıraktı, hemen ödüllendirildi. Türk Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Göksel Gümüştağ, ben tanıyorum kendisini, çok eski Kulüpler Birliği Başkanı ve perde arkasındaki isim. Futbol bilgin ne? Futbol geçmişin ne? Sen ne biliyorsun da neyi yöneteceksin? Onun için bir an önce
Sayın Bakanım, Türk Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula çağırmamız gerekiyor. Buradan daha önce milli takımlarda oynamış, herkesin kabul ettiği, hiçbir siyasi görüşe bağlı olmayan efsane bir ismi, gelin Futbol Federasyonu Başkanı yapalım. Dünyanın bildiği, Avrupa'nın bildiği birini Futbol Federasyonu Başkanı yapalım. Ondan sonra Türk futbolda yeni bir moral olsun, yeni bir motivasyon olsun ve bir moral olsun. Şimdi tabii futbolu kurtarma projesi adı altında, dur abi vaktim kalmadı. Türk futbolunu kurtarma projesi adı altında 14 tane yabancı transferine müsaade ettiniz Sayın Bakanım. Bu 14'ün 11'i de ilk 11'de oynuyor. Peki 11 kişi ilk 11'de oynarsa Türk futboluna futbolcu nasıl yetişecek? Biz milli takıma nasıl oyuncu bulacağız? Geçen gün gazetede okuyorum. Fenerbahçe'nin santraforu Brezilyalı Fernandao Türk vatandaşlığı yapılıp Türk milli takımda oynayacakmış. O zaman biz milli takıma nasıl oyuncu yetiştireceğiz? Nereden bulacağız? Şimdi AKP hükümeti geldiğinden beri birçok tesisleşme yapıldı. Görüyorum ben onu. Ama sadece tesisleşme yaparak sporun ruhundan uzaklaşırsanız olmaz arkadaşlar. Bizim mutlaka spor ruhunu yakalamamız gerekiyor. Maçlardan önce o kadar çok yabancı var ki İstiklal Marşı okunuyor. 22 kişiden 4 kişi okuyor. Arkadaşlar gülüyoruz da içimiz sızlamıyor mu bizim ya? Bizim İstiklal Marşımız orada okunmuyorsa öyle bir şey olur mu? Arkadaşlar hepimizin içi sızlıyor. Peki Türk futbolcusu çok pahalı, maliyetleri düşürmek için yaptık. O zaman milli eğitimi kapatırsanız hiç problem olmaz. Bunu da kabul etmiyorum. Şimdi 1930'lu yılların başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk savaştan çıkmış ülke. Gençlik yok olmuş. Sayı çok az. Bitkin bir vaziyetteyiz. Diyor ki bu olimpiyatları diyor. Bulan adamı, tekrar başlatan adamı. Tabii olimpiyatlar tarihi çok eski ama 1800'lü yılların sonlarında Fransız baronu Pierre de Coubertin diye bir adam. Okuyorum yanlış söylemeyeyim diye. Onu çağırtırıyor Türkiye'ye. Adam gelmiyor. Diyor ki hazineden verin parayı gelsin. Adam hazineden, o zamanki işte olmayan paradan para veriyorlar. Adam Türkiye'ye geliyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bu gençliğin önünü açacak bir şey yap bize, bir program yap. Adamın ilk yaptığı şey bugünkü Hollanda sınırları kadar araziyi Gençlik Spor Müdürlüğü'ne tapusunu devrettiriyor. Ha tabii ki bu son yıllarda o arazilerin bir kısmı TOKİ'ye gitti ama Atatürk'ün şeyine bakın, onun düşüncesine ve öngörüsüne bakın. Ve bu şimdi kullandığımız gençlik spor yasası da ilk temeli o zaman atılıyor. Daha sonra Atatürk öğretmenleri topluyor. Çünkü adamın yaptığı programda Milli Eğitim'le beraber Spor Bakanlığı, o zaman bakanlık yok, Spor Müdürlüğü beraber çalışacaklar. Ve Atatürk öğretmenleri topluyor. Diyor ki öğretmenlerim diyor, sizden diyor gürbüz, kuvvetli, yeni yetişmiş evlatlar istiyorum, gençler istiyorum. O zaman da dönüyor diyor ki ey öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyor. Tabii Atatürk gibi bir adamın bu kadar öngörüsü varken, sporun ruhuna bu kadar girmişken, o zaman biz de günümüzde bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Vaktim de azalıyor. Bir iki önerim var. Hemen onlara da şey yapayım. Değinemedim bazı şeylere. Olimpiyatlar var, 2016 Rio Olimpiyatları. Yasaya göre de deniyor ki olimpiyatların olduğu sene 6 ay içerisinde bütün federasyon seçimleri yapılma zorunluluğu var. Gelin daha önce yaptığımız gibi, yandaş, akraba, o onun yeğeni, bu bunun dayısı, o onun amcası şeklinde değil de Peygamber Efendimiz'in dediği gibi işi ehline verelim. Gelin, önümüzde bir fırsat var bu 2016'da. Federasyon başkanlarını seçerken öyle bir seçelim ki işi ehline verelim. Yönetimlerini yaparken öyle yapalım. Futbol Federasyonu Başkanı'nı getirin, bir efsane ismi koyalım. Altına 7-8 tane daha o efsane isimlerden koyalım. Türk futboluna bir moral gelsin. Yeni bir motivasyon olsun. Yoksa sadece bina yaparak, sadece tesis yaparak olmaz. Bu ülkede kim bir çivi çakıyorsa bu ülke için Allah ondan razı olsun. Ama doğru yapanı doğru yaptı diyeceğiz. Ama eksik yapanı, hata yapanı da hata yaptı diyeceğiz.
Bir 10 sayfa daha vardı Sayın Bakan. Size sataşacaktım ama vaktim de kalmadı. İnşallah başka bir zamana. Sohbetini yaparsınız Sayın Sancaklı. Nasıl? Sayın Bakan'la onun sohbetini yaparsınız. Evet yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.